Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün evde yapılabilecek en iyi köfte tariflerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bu vereceğim tarifte kullandığım malzemeleri, baharatları kullanırsanız artık favori köfte tarifinizin bu olacağını düşünüyorum. Gelin şimdi malzemeleri tanıyarak yapımına geçelim. Köfte yaparken kullanacağınız kıymanın yağ oranı oldukça önemlidir. Orta yağlı bir kıyma kullanmanız gerekir. Aksi halde köfteyi pişirirken köfte kuruyacaktır. Ama benim tavsiyem kasaptan az yağlı bir kıyma alıp içine ekstra olarak kuyruk yağı eklemeniz olacaktır. 600 gram az yağlı kıyma için 150 gram kuyruk yağı ekleyeceğim. İlk önce kuyruk yağını bir kesme tahtasına alıp bir bıçakla ince ince doğrayacağız. Kuyruk yağını gelişi güzel doğradım. Zaten pişerken eriyeceği için çok zahmet etmenize gerek yok. Bir miktar ezdikten doğradıktan sonra kıymanın üzerine ekliyorum. Tüm kuyruk yağını doğradım. Kıyma ve kuyruk yağını bir kaseye alıyoruz ve diğer malzemelerle devam ediyoruz. Orta boy bir adet soğan ve 2 diş sarımsağı rendeliyoruz. Bir adet soğanın üzerine 2 diş sarımsağı da rendeliyoruz. Rendelenmiş soğan ve sarımsakları da kıyma ve yağın içine alıyoruz. Ardından küçük bir demet maydanozun yapraklarını ayırdım ve küçük küçük doğrayarak maydanoz yapraklarını da ekleyeceğim. Maydanozları da ekliyorum. Bir adet orta boy yumurta köfte harcının içine ekliyorum. Üzerine de yaklaşık 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yerine bayatlamış ekmekleri kurutup onları da ekleyebilirsiniz. Ve son olarak baharat kısmına geldi sıra. Kimyon, karabiber, tuz ve pul biber kullanıyorum. Bu kısım tamamen tercihe bağlı. Damak tadınıza göre baharatları ekleyebilirsiniz. Son olarak köfte harcını iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Tamamen hamur kıvamına gelene kadar en az 5 dakika boyunca yoğurun. Köfte harcı bu şekilde macun kıvamına geldikten sonra üzerine bir streç film ile kapatarak en az 1 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyoruz. Ardından pişirmeye geçeceğiz. Buzdolabında 1 saat dinlendikten sonra elimizi ıslatarak köfteden bir miktar alıyoruz. Ben parmağımla şu şekilde şekil veriyorum. Farklı şekillerde, farklı büyüklüklerde hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bir kesme tahtasının üzerine alıyorum. Şekillendirme işlemini yaparken elinizi muhakkak ıslatarak şekil verin. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavaya bir miktar ayçiçek yağı alıyorum. Ve ayçiçek yağının biraz ısınmasını bekliyorum. Yağ ve tava ısındıktan sonra şekil verdiğimiz köfteleri tavaya düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Altı kızardıktan sonra köfteleri çevirebiliriz. Yakın çekim dokusunu da sizlere göstereyim. Parmağımla iz verdiğim yerler hafifçe kızarıyor. Bu sayede sanki döküm tavada pişirmiş gibi bir iz de veriyor. Tavaya köfteleri ilk yerleştirirken ayçiçek yağı ekledim. Onun haricinde kuyruk yağı da çıkacağı için ekstra yağ eklemenize gerek yok. Diğer köfteleri pişirirken tavadaki yağ yeterli olacaktır. Yaptığım köfteyi küçük bir tabağa aldım. Yanına soğan, acı biber, esnaf lokantası tarzı bir tanesinin şöyle içini de göstereyim. İçi sulu, dışı kızarmış, lezzetli bir köfte oldu. Özellikle az yağlı kıymanın içine kuyruk yağı ekleyerek yaparsanız lezzetinin ne denli arttığını daha iyi anlayacaksınız. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.